Bu geceki son konuklarımız Mezuniyet filminin yapımcısı Selen Sevigen. Hoş geldiniz. Hoş Yönetmen Doğacan Anafarta ve müzikleri de Murat Evgin yapmış. Hoş Merhaba, geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz valla. Senin programda olup da kötü olmak mümkün değil herhalde. Ay teşekkür ederim. Çok mersi. Teşekkürler. Bir enerji geldi evet, bize de içeride. Bol kahkahalı bir program gerçekten. Geçecek bugün değil mi? Evet inşallah. Peki şimdi Mezuniyet filminiz altısında vizyona girdi. Girdi evet. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Çok şükür havalar biraz ısındı. O biraz sorun yaşadı ama onun dışında iyi gidiyor. Şeyden etkilendiniz mi domuz gribi? Ya ben öyle tam bir soru çıktı şimdi bu sene filmlerle ilgili olarak. Etkilendim. Her zaman şey krizle etkilendiniz falan var. Domuz gribinden. Aslında krizden de etkilenmiş olabiliriz. Domuz gribinden de etkilenmiş olabiliriz. Havadan da hepsi birleşti. Beklediğimizin biraz altına geldi ama güzel gidiyor. Peki nedir konusu mezuniyetin? Yani çok fazla kafa yormaya gerek yok herhalde. Mezun olan gençler mi ne? Yani iki tane ayrı lise var. İşte bir tanesi daha zengin bir grup, biraz daha fakir bir grup. İkisinin hayatı mezuniyet gecesinde kesişiyor sabaha kadar. Yani iki hayat, 22 tane hayat var. 22 hayat kesişiyor birbiriyle. Bir gün içinde. Bir gün içinde. Sonra olan olaylar mı o kesiştiği i̇şte zaman? İşte bir... Abi sonunu anlatsana. Sen sonumuz sürpriz. İçinde işte eşcinsellik teması var, cinayet var, aşk var, sevgi var, cinsellik var. Hepsi kesişiyor bir şekilde. Öpüşen, sevişen falan var mı? 13 yaş sınırı aldık zaten. Ha. Bir şeyimiz var, evet. Ya bizde biraz böyle fazla sürpriz bir final var. O yüzden şimdi hani çok fazla konuşmaya da çekiniyoruz ama... Yani çok, çok normal, yaş sınırımız değişik var. Biten bir film hakikaten. Evet, yaş sınırı var. Vallahi öpüşenler de var, sevişenler de var. Hepsi var. Silah da var, evet. Kimler öpüşüyor, kimler sevişiyor. Yani aslında Doğacan daha iyi anlatır ama film bir günde insanın hayatının ne kadar büyük değişikliklere gebe olabileceğini anlatıyor. Değil mi Doğacan? Evet, bir gün içinde hepsinin hayatı değişiyor. Bir sabah da bitiyor. Ben kusura bakmayın ya, biraz önce sigara içtim de ağzım kurudu, o yüzden dedim. Yasak oğlum. Bir gün içinde ne kadar insanın hayatı değişiyor yani ve değişmeyen hiçbir şey kalmıyor. Ama sloganımız da o zaten, değişmeyen tek şey kadar. Değişmeyen tek şey kadar, evet. O filmin sonu için mi bu sloganı Aynen buldunuz? Aynen öyle, filmin sonu için, zaten filmin olayı da kadar. Biz bunu biliyorsunuzdur belki, öğrenciler kendi imkanlarımızla çektik. Daha sonra Selen ablalarla tanıştık, sağ olsunlar. Aa, bilmiyorum hiç. Tabii biz kendi imkanlarımızla çektik. Sonra Selen Sevgen, Batu Müftüoğlu Atay Toskoparan sağ olsunlar bize destek verdiler yani. Ha, siz öğrenciler kendi çabalarınızla evet, 20 yaşındayken böyle... çektik Sercan Çekoğlu benim arkadaşımla. Sonra Selen ablayla tanıştık. Kadar bizi bir araya getirdi sağ olsun. 20 yaşında mısın sen? Şu anda 21 yaşındayım. Geçen sene yaptınız bunu. Geçen, evet. Peki senaryo falan da size mi ait? Bize ait, evet. Kaç öğrenci yaptınız bunu? 40 öğrenci falan yaptık ya, herhalde. Senaryo sadece Doğacan'a ait. Senaryo benim canım. Yönetmen işte, de Doğacan. Yönetmen de benim. En büyük şansımız onlara rastlamak. Ben sete gitmiştim sabah ve çok nereden? Etkilendim. Yani bir tanıdığımız, bir ortak arkadaşımız Ece vasıtasıyla müzikleri için bana geldiler. Ve aynı zamanda işte... Benim son albümümde yer alan çocukluk aşkım Sezen Aksu'ya yazdım. O beni 3 yaşımdayken dudaklarımdan öpmüş ve ben ona bir platonik aşk beslemişim. İşte 19-20 yaşına kadar. Evet, yani biraz ciddiye almışım galiba. Yani normal bebekleri severken ama sen 3 yaşındayken Sezen Hanım'ın o maşallah o güzel dudaklarıyla değil mi? İşte hangi şarkı ona yazdı? Seni uzaktan sevmeme izin ver diye bir şarkı ve Doğacanlar o şarkıyı çok seviyorlarmış. O şarkıyı bizim mezuniyet filminde balo sahnesinde söyler misin diye geldiler. Ben de hani kendi çabamızla çekiyoruz falan deyince böyle... Acıdın çocuğa. Öyle bir şey bekledim. Bir gittim ki 5 yıldızlı bir oteli bir şekilde hani almışlar. Balo salonunda muhteşem bir mezuniyet töreni çekiyorlar. Evet. Ve kamera arkasındaki herkesin yaş ortalaması 20-21. Ben inanamadım yani, siz hani... Uzun metraj film yapıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz bunu diye. Onlara destek olma amacıyla bir sahnede işte rol aldım, o şarkıyı söyledim. Daha sonra da bütün enstrümantal müziklerini yaptım filmin ama beni hakikaten onların azmi ve yaşlarından çok büyük bir iş çıkarmaları çok etkiledi. Teşekkür ederiz. Aa, ne güzel ya. Peki tanıdık oyuncu yok o zaman, sırf senin okul arkadaşı var, falan mı? En büyük usta rahmetli Aykut Oray var. Engin Altan Düzyatan var. İlker Ayrık var. Ümit Erdem, Haldun Boysan. Herkesi toplamışlar. Bildur Kalkaman var. Sağ olsunlar, hepsi bize destek verdi. Doğru, Bildur'u falan okumuştum ya. Unuttum bir anda. Peki niye sizin bu oyuncularınız hiç programa çıkmıyorlar? Bir destek yok musun? Yani oynadık gittik mi?
Ben mi cevap? Evet. Şöyle bir şey var tabii, biz aldık filmi fakat bir oyunculardan bir tanesi Mardin'de dizi çekiyor. Bir diğeri Bildur Hanım, zaten o destek oluyor her türlü. Katılımda bu saatte sağladı. Kendi programı var. Bilir onun için gelemedi. Evet, evet. Engin Altan Mardin'de. O Mardin'de. İlker Ayrık yine o da dizi çekiyor. O da yoğun. Ya biraz şey oldu tabii. Herkesin tam yoğun dönemine denk geldi. Galaya da mı onun için katılmadı, yoksa altında bir şey bulalım mı bunun? Bulmayın ya, altında bir şey bence. Altında bir şey yok aslında. Yani hepsi gayet memnun. Bir de Doğacan'ın hepsi destek olmak istediği için. Biz de aynı şekilde. Hani şanslı çocuk oldu aslında birazcık. Para aldılar mı? Yok, anladılar. Para da aldılar. Tamamen destek, sağ olsun. Kaç günde çektiniz? İşte, tam olarak hatırlamıyorum da çok uzun bir süre değildi yani. Peki sen bu insanları daha önceden tanıyor muydun? Arkadaş aracılığıyla tanıyordum bazılarını. Bazılarını da gittik yalvardık. Cihangir'de falan bulduk, yalvardık bazılarını. Sağ olsun. Valla. Öyle. Ya, ya senaryomuza güvendik, yalvardık dediğim senaryomuzu okudular, beğendiler. Dedik yani gerçekten yapacağız. Ne kadara mal oldu? Biz neredeyse bedavaya mal ettik. Sonra post prodüksiyonu paraymış. Onu da Seren ablalar sağ olsunlar. Zaten o olmadan yokmuş yani. Bana geldiklerinde benzin döküyorlardı tam benim apartmanın önünde. Müzikleri yapmazsan diye. Hani benzin döküyorlar. Şakası, öyle bir şeyler de var. Ya bizim amacımız en gerçekçi gençlik filmini yapmaktı yani. En gerçekçi şekilde yapmaktı. Yaptık ama bilmiyorduk post prodüksiyonun çok büyük para gerektiğini yani. 200 milyarlar falan öyle. Ondan sonra da Sen ablaları rastladık işte. Tamam, sen bugün Sen peki bunu nasıl kabul ettin? Ya benim aslında bir tane programım var. Gala diye bir program var Türkmax'ta. Sinema programı yapıyorum. Doğacan geldi bundan 2 sene önce. Bir tane sinema filmi çektim diye. Cadde diye bir film çekmiş. İşte Selen abla bizi konuk etti falan. O da uzun metrajlı bir film. Tabii yani o daha amatörce bir şeydi. Aradan 2 sene geçtikten sonra bu sefer Mezuniyet geldi. Biz izledik filmi, inanamadık zaten. Hani kendi imkanlarını bunu nasıl çektin falan, aldık filmi. Tekrar montaj, kurgu, işte color'ıydı, dublajıydı, o suydu, bu suydu falan filan. Klasik işte post prodüksiyon işlemlerinin hepsini baştan yaptık. Kopyaları bastırdık, vizyona çıktık. Yani biz de aslında biraz diğer oyuncular gibi destekçi yapımcılar konumundayız şu anda baktığımız zaman. Yani ne bizim çok büyük beklentilerimiz var, ne hiçbir oyuncunun bir beklentisi var. Önemli olan bu çocuklar, çocuklar. Aynen öyle. Gençlere destek evet, olmak, destek vermek, onları daha fazla yüreklendirmek değil mi? Evet. Kim gibi olmak istiyorsun? Ben kim gibi derken yani diğer iyi bir yönetmen olmak istiyorum hayırlısıyla. Başarılı olmak istiyorum. Filmlerim bir şey yapsın istiyorum. İleride Oscar falan, onları hiç düşünmüyorum yani, öyle bir şey. Almayacağım diyorsun. Verseler de. Yok, verseler alırım canım. O sıkıntı ayıp da. Ayıp olmasın. Peki hayır, Türkiye'de kim beğeniyorsun yönetmen? Yurt Fatih dışı. Akın. Kendisini çok beğeniyorum. Fatih tanıştın Akın'ı mı? Çok beğeniyorum. Ali Akdeniz hocamla tanıştım, onun yapımcısı olan. Ama Fatih Akın'ın bu New York I Love You diye bir filmde yönetmenlik yaptığın son. Şanslısın da galiba. Herkese bir şekilde ulaşıyorsun abi. Ben çok şanslıyım. Bir de çok yalvaran bir suratif adam var böyle. Sağolsunlar şey yapamıyorlar. Dayanamıyor yani. İnsan. Evet. Geliyor Selen abla falan diyor. Biz iyi falan evet, diyor. Kullanıyor musun bu ifadeyi? Yok canım, kullanmıyorum. Bilmiyorum da Selen. Onların iyiliği, güzelliği ya. Sağolsunlar. Çok teşekkür ederim.